Evet, merhaba arkadaşlar. Elimizde bir G300S mouse'umuz var. Mouse tuşu tutukluk yapıyor. Sol mouse tuşu. Bunu şimdi tamirinin nasıl olacağını göstereceğim. Ben daha önce yaptım bunu. Tamir ettim. Ama tekrar tutukluk yapmaya başladı. Mouse'un neden tutukluk yaptığını da göstereceğim size. Öncelikle şurada bir bantımız var. Şu bantı şöyle sert bir şeyle sıyırıp şurada bir vida çıkaralım. Bu vidayı açmamız gerekiyor. Aynı şekilde şu tarafta da bir tane olacak. Yine bir bıçak yardımıyla bunu açabiliriz. Evdeki ekipmanlarla yaptığım için biraz zarar verebiliyorum ama tekrar açıyoruz vidayı. Sonra tekrar burada da aynı şekilde şeyimiz var. Vidalarımız var. Bunları da açıyoruz. Şimdi göstereceğim size bu mouse'un neden tutukluk yaptığını. Eğer mouse'unuz varsa ve tutukluk yapıyorsa hemen onu atmayın bence. Önce bir bu işlemi uygulayın. Çok faydalı. Ben tamir ettim ve 6 ay daha sorunsuz kullandım. 6 ay sonunda sanırım içine koyduğum, evet, mouse'umuz için bu. Şimdi şu sese bakarsanız, bakın, bu mouse'un çalıştığı anlamına geliyor. Ama tutukluk yapıyor. Niye tutukluk yapıyor? Onu da söyleyeyim. Şurada bakın, mouse'un bastığı yer var. Şöyle odaklayayım. Mouse'un bastığı yer var. Burası aşınıyor ve çukurluk oluşuyor burada. Burada çukurluk oluşunca ne oluyor? Buraya basmıyor. Yani basıyor ama çok az basıyor. Etki etmiyor. Biz ne yapacağız? Buraya bir dolgu yapacağız. Neyle dolgu yapacağız? Ben bunu daha önce normal bantla dolgu yapmıştım. Bak, bant buradan herhalde yapışkanlığı gitmiş ve çıkmış. Şuraya kadar kaymış bant. Şuraya bak. Bak şu bant. Gördünüz, birkaç kat bant yapıştırdım ve bu mouse düzgün çalışmaya başladı. Şimdi tekrar oraya sağlam bir bant yapıştıracağım. Evet, şuradan bant, bildiğimiz şeffaf bant alıyoruz. Aslında bu silikon tabancasıyla da olur ama riske atmak istemiyorum. Bakın, bir kat yapıştırdım böyle. Hatta şurada belki siz de görebiliyorsunuz. Şurada bantı yapıştırdım. Işıktan şu ortanın nasıl şey olduğu, çukur olduğu anlaşılıyor. Bu şekilde ben videoyu uzatmayacağım. Teker teker yapıştıracağım. Size sonucu göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şuraya 4-5 kat normal şeffaf bant yapıştırdım üst üste. Orada kalın bir tabaka oluşturdum. Yani oradaki şuraya giren, şurada mekanik olarak çukur, şunun şeklini alan çukur gitti, yerine dümdüz bir yüzey oldu. Dolayısıyla bu düz yüzey buraya bastığında artık mouse'umuz düzgün olarak çalışacaktır. Tekrar bunu kapatıyoruz. Dinliyoruz. Deminkine göre gayet tok bir ses çıkıyor, farkındaysanız. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız buradan.
Vidalarımızı tekrar geri takacağız. Yani bu mouse'u ben 55 liraya aldığımı hatırlıyorum. Şu anda 350 lira civarlarında geziyor. Kur farkından dolayı acayip artmış durumda. Gayet basit bir şekilde çok zorlanmadan herkesin evinde yapabileceği bir işlem. Dediğim gibi eğer klik sesi geliyorsa, şu ses eğer geliyorsa mouse'unuz kesinlikle bozuk değildir. Mekanik olarak üstüne yapan basınçta bir sıkıntı vardır. O sıkıntıyı da bu şekilde giderebilirsiniz. Ben videoyu kesiyorum. Deneme işleminde görüşürüz. Evet, son vidamızı da sıktık. Evet, artık gayet başarılı. Şimdi denemeye geçelim. Evet, mouse'umuzu taktık, tamir ettiğimiz mouse'u. Testini yapıyoruz. Gayet başarılı. Çalışıyor, çarpı tuşu. Her tuş çalışıyor. Gayet önceden iki kere basardık, üç kere basardık, bir kere tutardı. Şu anda gayet başarılı bir şekilde. Hiç kendini de bırakmadı. Mesela sürüklerken kendini bırakırdı. Şu anda çok hafif bir baskı uygulamama rağmen mouse gayet güzel çalışıyor. Umarım işinize yarar. Teşekkürler.